Adventure İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Half Moto'dayız. Niye Half Moto'dayız? Bunu birazdan size anlatacağım. Daha öncesinde size göstermek istediğim bir şey var. Hepinizin çok merak ettiği Triumph Tiger 660 Sport. Orta sınıfı sallayacak dediler. Anasını ağlatacak dediler. Domine edecek dediler. Ben de baktım ki burada bir tane gariban bir Tiger 660 var. Dedim ki bunu niye incelemiyoruz? En azından bir test sürüşü yapalım. Önce size ufak ufak makineyi göstermek istiyorum. Şöyle çizgilerinden başlayalım. Tam bir sport touring. Agresif, sert çizgileri var. Kısa bir tur camı. Güzel malzeme kalitesi var. Triumph'tan beklenir nitelikte. Boya kalitesi hiç fena değil. Tek parça bir sele var. Sele çok konforlu mu zannetmiyorum. Üzerinde iyi lastiklerle geliyor. Michelin Road 5'lerle geliyor. Klasik bir Triumph 3 silindir. Zaten bu bloğu Trident 660'tan da hatırlıyoruz. Üzerinde Nissin marka kaliperler var. İyi bir frenleme vereceğinden ben eminim. Şöyle gene keskin agresif bir kuyruk. Zincir aktarma. Buradan kütükten ekrana ulaşmak mümkün. Gidon tasarımı hiç fena değil. Küçük bir ekran var. Daha neyinden bahsetmeliyim bilmiyorum. Aslında birazdan test sürüşünde her şey ortaya çıkacak. Showa marka ters çatallar var. İlk intibası güzel. Malzeme kalitesi olarak fena durmuyor. Zaten orta sınıfta da çok iddialı bir fiyatla geliyor biliyorsunuz. 200 bin liranın altında yanlış bilmiyorsam 196 bin TL gibi bir fiyatı var. Orta sınıfta bu fiyatlar kalmadı biliyorsunuz. 260-270 bin liralardan bahsediliyor artık. Fiyat performans ürünü diyebiliriz. Ama Triumph'ta biliyorsunuz ki stok bulmak şu an imkansıza yakın. Çok zor. Önümüzdeki yıla sıra alındığı falan söyleniyor. Makineler daha gelmeden satılıyor. Bu makine de zaten ilk geldiğinden beri kara borsa. Anca böyle ikinci ele falan düşerse sağda solda görme şansımız oluyor. Test makinesi falan zaten mümkün değil. Hiç öyle bir beklentim yok. O yüzden makine elime geçince bu test imkanını kaçırmadım. Çok bizim incelemeler gibi uzun uzadıya 3-4 gün alıp inceleyemeyeceğiz maalesef. Ama bir ilk intiba videosu, sürüş videosu, bir hissiyat videosu yapmak istiyorum. Half Moto'da da işler böyle. Half Moto nedir, ne iş yapar? Bunu size birazdan yolda bahsedeceğim. Hadi sürüşe geçelim. Evet, motorumuza doğru gidiyoruz. Bir tadına bakalım bakalım. Tiger 660'ın. Evet, iki ayağımı da yere koymak mümkün oldu 1.75 boyumla. Sehpayı kapadık. Çok hafif hissettiriyor motor. 207 kiloydu yanlış hatırlamıyorsam. Benzini falan dolu halde. Benzini de 17-18 litre civarı alıyor. Trident'le aynı ses. 3 silindirin sesi. Kimisi çok beğeniyor. Kimisi benim gibi darbeli matkapa benzetiyor. Önce biraz menüsünü göstereyim. Burada hararet var. Tarih var. Odometre var. Efendime söyleyeyim. Bu herhalde aydınlık. Menü diyor. Menüde neler var bakalım. Bu menü işlerini de hiç beceremiyorum ya. Neyse çok uzatmayalım. 6.4 gibi bir tüketim gösteriyor. Umarım o kadar yakmıyordur. Bu arada bu Trident'te bir gaz gecikme muhabbeti vardı hatırlarsanız. Aynı blok olması hasebiyle bunda da aynı sıkıntı var. En son bizim Tamer'in Trident'ini ben Özkan Usta'ya MotoPeak'e bakıma götürmüştüm. Orada Özkan Usta'ya sordum. Abi dedim bu Tiger 660'a bindin mi? Evet bindim, niye soruyorsun falan demişti. Dedim böyle böyle yani. Onda da aynı Trident'teki sıkıntı var mı? Var dedi, çünkü aynı blok. Triumph bununla ilgili bir güncelleme getirmemiş. Bu gecikmenin sebebi de aslında makinenin torksuz oluşu. Yani yüksek tork üretemiyor oluşuna bağlıyor. Çünkü elektronik gaz aşağı yukarı güncel Triumph modellerinin hepsinde mevcut. Fakat Tiger işte 800, 900, 1200 gibi makinalarda yüksek tork ürettiği için bu gaz gecikmesi daha az oluyor. Fakat 660 bloğunda güç daha az olduğu için, bu arada makina 80 beygir,
Yanlış bilmiyorsam 48 tork. Yanılıyorsam lütfen düzeltin. Makina şöyle yavaş sürüşlerde evirmesi, çevirmesi oldukça kolay. Ağır hissettirmiyor kendini. Bu arkadaki abi de içimizden geçecek herhalde. Aynamızı ayarlayalım. Aynı Trident ya. Yani şey olarak da aynı Trident. Kıvraklık olarak da aynı Trident. Oldukça kıvrak. Şuradan çıkalım mı? Çıkmayalım. Çıkalım abi. Onu bekleyemeyeceğiz. Şuradan ufak ufak. Vites geçişleri oldukça yumuşak. Makina kıvrak abi. Tam şehir içi makinesi ama bu gaz gecikme işini sevmedim. Aynı hikaye burada da devam ediyor. Ya buna nasıl bir güncelleme getirmezler ben anlamıyorum ki ya. Çok mu zor yani? O kadar zor olmamalı bence. Neyse, motorla ilgili hissiyatları sizle beraber aynı anda yaşıyorken az evvel çıkış yaptığımız Half Moto'dan biraz bahsetmek istiyorum. Malum bu motorun testini Half Moto'nun katkısıyla sayesinde yapabildik. Emre abiyle aslında çok eski tanışırız. Fuarda karşılaştık Lambretta standında. Kendisi aynı zamanda Lambretta'nın ve Peugeot'un, Brixton'un bayiliğini yapıyor. Dedi ki ya Nuri uğrasana yeni yere geçtik falan dedi. Olur abi gelirim bir gün dedim. Tabii böyle Emre abi de çok alışılagelmişin motorların dışında çok böyle kupon motorlar alıyor. Mesela az evvel S1XR vardı bir tane. İşte bir tane Rocket 3 vardı. Bunları her yerde bulmak mümkün değil. Sağ olsun kendisi teveccüh gösterdi. Dedi ki Nuri dükkan senin. Yani konsinye haricinde ruhsatı bana ait olan motorların istediğinle gelip videosunu çekebilirsin. Bu çok güzel bir detay. Niye diyecek olursanız bu motorun test motorunu bulmak imkansız abi. Corlas bunu teste açmıyor. Atıyorum şimdi Rocket 3'ü de alabilirdim teste. Bu arada az evvel yanlışlıkla 3. viteste kalktım. Bilmiyorum fark ettiniz mi? Motor bana mısın demedi yani. 3. viteste kalktık gittik. Burada ne oluyor? Deminki konuya geri dönecek olursak sağ olsun Emre abi dedi ki Nuri gel istediğin motoru al kardeşim videosunu çek. Çok fazla yol yapmadan atıyorum bir 150-200 kilometreyi aşmadan getirirsen sevinirim. Çünkü kendisi genelde düşük kilometre özellikle böyle tramersiz motorlar satıyor. Bu motorların da aynı zamanda ya bindiniz sıkıldınız veya sezonluk motorcusunuz bir 2000-3000 yaptınız ben bundan sıkıldım dediniz geri de alıyor. Eğer bu tarz durumlarınız varsa motor almayı satmayı düşünüyorsanız Half Moto ile bağlantıya geçebilirsiniz diyelim. Konumuza geri dönelim. Abi kıvraklığı çok hoşuma gitti. Yani bir motoru aldığınız zaman hani bir rodajı vardır derler ya sürücünün de rodajı vardır aslında. Bu konuda bazı motorlar kullanması böyle güç gelir ilk etapta. Sonra zamanla kullandıkça alışırsınız. Bunda hiç öyle bir hissiyat almadım. Bindiğim gibi gazı çevirip gidebildim. Gidebiliyorum. Gidebileceğim inşallah. Trafik biraz kalabalık. Çok fazla motorun limitlerini görebilecek miyim bilmiyorum. Tam güzel gidiyor abi. Frenler de iyi. Nissinler güzel çalışıyor. Biraz apaçilik yapabiliriz. Frenler harika abi. Nissinler güzel çalışıyor. Sevdim. Evet, apaçiliği bırakıp yolumuza devam ediyoruz. Motorun dengesi genelde Triumph'lar 3 silindir böyle silindirlerde biraz yukarıdadır falan. Biraz bir dengesizdir. Öyle bir hissiyat vermedi bana. Motorun dengesini beğendiğimi söyleyebilirim. Rengi falan da çok güzel. Ben zaten oldum olası böyle kırmızı, vişne, çürüğü, bordo renklerini severim. Yalnız deminki kırmızı ışıkta 3. vitesle kalkma işi hakikaten abi bu Triumph'ın alt devir torku abi takdire şayan yani. Mesela şimdi deneyelim. Böyle 3, 4, 5 çıkalım. Bu arada debriyajsız atıyorum vitesleri. Debriyajsız attım. Bunda quick shifter eklentisi de olabiliyor. Fakat bunda var mı bilmiyorum. O yüzden şimdi zorlamayacağım. Şanzımanı falan. Başımıza bir iş gelmesin. Motorun dengesi gerçekten çok güzel.
hakikaten Triumph, bu Tiger 660 ilk tanıtıldığında ya işte acaba 900'ler gibi olacak mı falan filan diye böyle soru işaretleri vardı kafamızda. Abi 40'la giderken gazı çevirdik, 6. viteste kaptırdı gidiyor. Hakikaten güzel. Ama bu bir Triumph klasiği. Şimdi burada bir şeyi övmeye lüzum yok. Gidon yüksekliği tam benim boyuma göre ideal. Yani çok da böyle enduro gibi düşünmemek lazım. Bu sonuçta bir spor touring makina. Ben beğendim. Ergonomisini de beğendim. Dizlerle motoru sarmak oldukça kolay. Herhangi bir zorluk yaşatmadı. Dolayısıyla böyle elinizi bıraktığınızda dizlerle motoru çok rahat tutabiliyorsunuz. Bu güzel. Aynalar güzel işini yapıyor. Aynalardan memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kollarımı, dirseklerimi göstermiyor. Siz de görebiliyor musunuz bilmiyorum. Biraz yakıt tüketimine bakalım dersek fabrika verisi 5.2 falandı zannedersem. Anlık tüketim nereden bulabilirim? Bu menü işlerinden de hakikaten hiç anlamıyorum ya. Vites düşmenize hakikaten gerek yok ya. Motorla bak. 6'dan 5'e indim. Bu abla sağına bakmamakta ısrarcı. Şuradan bak, 5. viteste gazı çevirdim mi gidiyorsun. Ya bu çok güzel bir hissiyat ya. Yani bu alt devir torku çok güzel bir şey abi. Bizim enduro'larda zaten çok aradığımız bir şey. Abi bak, şuradan böyle kıvrak gazı çektim mi geçiyorsun. Şehir içinde aslında böyle şeylere ihtiyaç var. Biraz şöyle gazlayalım mı? Sene kadar harika hızlandı. 180'den sonra tabi ivmelenme biraz azaldı. Zaten son süratinin de 200 civarı olduğu söyleniyor. Tabi bunu denemek çok mantıklı bir hareket olmayacak bu trafikte. Ama şehir içinde de şehirler arası yollarda da sizi memnun edeceği çok belli. Bu motoru kim alsın diye soracak olursanız, abi bu motoru ya şehir içinde abi scooter işi bana gelmiyor ya, ben biraz gazlı gitmek istiyorum falan diyen arkadaşlarımız varsa, ara hızlanmalar benim için önemli, aralarda derelerde kalmak istemiyorum, hafif de olsun kıvrak da olsun derseniz iyi bir seçenek olabilir. Çünkü motor abi ortalama bir maxi scooter'dan 20 kilo falan ağır. Hafif bir makina, kıvrak bir makina. Bakım aralıkları uzun, 15.000'de bir bakıma giriyor ya da her yıl. Bu anlamda Triumph'da başarılı bulduğum bir marka. Az evvel bahsettiğim kriterleri olan abilerimiz bu motordan memnun kalırlar diye düşünüyorum. Neyini beğenmezsiniz? Muhtemelen yarın öbür gün parçaydı, sinyaldi, koruma demiriydi ihtiyacınız olduğunda görece bir Japon'dan tedarik olarak daha zorluk çekebileceğinizden ben eminim. Nereden biliyorsun Nuri Efendi diye soracak olursanız, geçenlerde Trident 660'ı Tamer'i satmadan önce bakımını yaptırıp satacaktı. Motopik Özkan Usta'yı götürdüğümüzde baktım bakım fişinde işte balata, yağma. Dedim hava filtresi niye değişmediniz? Ya işte hava filtresi elimizde yok. Abi bir motorun hava filtresi nasıl olmaz ya? Hava filtresi lan bu. Yani tamam, çok spesifik özel bir parça soruyorumdur yok de de abi, hava filtresi de olsun bir zahmet elinizde yani. Satış sonrasında bu tarz problemler yaşayabilirsiniz. Ama şu piyasada ikinci el alım satım konusunda hiçbir problem yaşamayacağınızdan eminim. Çünkü niye? Çünkü motor yok. Motorun fiyatı listesi 196.000 lira olsa da İkinci ellerinin 230-240'tan aşağı olmadığı bir dönemdeyiz. Tabi bu 2 yıl sonra normale döndüğünde böyle kalır mı bilmiyorum. Ama 2 yılda da tepe tepe gezersiniz. Ondan da eminim. Ya bugün bir millet manyaklığı üzerinde ya. Herkes böyle bir götüme giriyor. Tövbeler tövbesi ya. Ne yapacaksın? İçimden mi geçeceksin? Anasını satayım. Ya keşke şöyle virajlı bir yol olsaydı da biraz virajını da deneseydik ama bu imkanlarla biraz zor.
Yol tutuşu hakikaten çok güzel makinenin. Üzerinde çok güzel lastik var. Fren attığınızda böyle ABS neredeyse devreye bile girmiyor. Bu arada ben Half Moto'ya nasıl geri döneceğim onda hiçbir fikrim yok yani. Şu ara sokaktan girsek girebilir miyiz acaba? Şuradan mesela böyle bir gidon kilit dönüş yapalım. Manevrasına bir bakalım nasıl hissettiriyor. Gidon kilit dönüş yaptık ve kıvrak. Makine kıvrak abi. Gidon turu da güzel. Tabii bir enduro beklentisi içine girmeyin. Ama bir sport touring'e göre veyahut atıyorum Trident'e göre makine oldukça kıvrak. Vallahi normalde ben şehir içinde böyle makinelere binmeye karşıydım. Ya diyordum ki bir insanın 600'lük makineye şehir içinde ne işi olabilir? Fakat Tamer'in Trident'e biraz bindikten sonra böyle çok keyifli anlar yaşayınca dedim ki ya gerçekten lazımmış böyle bir şey. Traction control var bu arada makinede. Az evvel devreye girdi. Oradan biliyorum. Hoppa, istop ettirdik. İstop ettirdik baba. Yolumuza çıkalım. Ufak ufak geri dönelim. Emanet makine sonuçta. Çok da evirip çevirmeden. Sonuçta bu da satılacak yani. Bir nasiplisi gelip alacak bunu. Ama ben bu videoların devamını yapmak istiyorum. Çünkü test motoru bulmak hakikaten güç. Artık kolay kolay hiçbir motorun test makinesini kolay kolay bulamıyoruz. İşte efendim MT7'ymiş, MT9'muş, XADV'ymiş. Çok zor yani. Ancak böyle sağ olsun takipçilerimiz bazen abi işte ne zaman istersen al getir dene falan diyorlar, sağ olsunlar. Güveniyorlar, teveccüh gösteriyorlar, emanet ediyorlar makinalarını. Ancak böyle yani, ya da Türkiye'ye yeni giriş yapmış bir motor, işte R7 gibi, Yamaha gibi büyük firmalar teste açarlarsa deneme şansımız oluyor. Bu sistem benim hoşuma gitti. Böyle binip bir tur atıp motoru anlatıp size kısaca bahsedip hissiyatımı anlatmak güzel. Ya motorda neyi sevmedim diye bakıyorum. Tabii bu kadar kısa bir sürüşte bunu anlamak gerçekten çok güç ama mesela cam olayını sevmedim. Bununla uzun seyahatler yapmak istiyorsanız uzun bir cama ihtiyaç duyarsınız. Corlast'ta bunun uzun camı var mıdır yok mudur bilmiyorum. GP Composite gibi firmalarda veya üçüncü parti firmalarda ne zaman buna bir uzun cam üretilir? Açıkçası o da bir soru işareti. Sonuçta çok piyasası olan bir motor değil. Biraz şöyle aralardan, derelerden gazlayalım. Kıvraklığına siz de şahit olmuş olun. Kornası çok cins bir yerde. Onu sevmedim. Çok içeriye yapmışlar. Onu sevmediğimi söylemeliyim. Şu cruise control galiba ya. Yok, bu sürüş moduymuş. Evet, iki tane sürüş modu var. Yağmur ve yol modu var. Trident'te de böyleydi bu. Yağmur modunda gaz tepkileri biraz yumuşuyor efendim. Ve gücü biraz sınırlandırıyor diye biliyorum. Şanzımanını çok beğendim. Vites geçişleri çok şıkır şıkır. Onu söylemeliyim. Ekran Trident'in aynısı bu arada. Fakat gazı kapadığınızda bu gecikme, makinenin sonradan böyle yığılıyor olması benim de Trident'te en sevmediğim, en yabancı hissettiren şeydi. Hatta bizim Tamer de biraz o yüzden sattı motoru. Ama motorun ara hızlanmaları falan harika. Gaz tepkileri çok iyi. Böyle gazladığınız zaman ben buradayım diyor. Umarım çok rüzgar sesi gelmiyordur size. Kaskın önü kapalı ama cam olmadığı için direkt rüzgara maruz kalıyorum. Vallahi abi sevdim ya, ne yalan söyleyeyim. Gayet güzel yani. Şansınıza da hava çok rüzgarlı bugün ya, aksi gibi. Malzeme kalitesi de, insanlar şey diyordu ya, orta sınıf makine, malzemeden çalacaklar falan diyorlardı. Açıkçası çok öyle bir şey sezmedim. Malzeme kalitesi fena değil. Ortalama bir Japon'dan aşağı değil. Ucuz hissettirmiyor. Debriyajı çok yumuşak. Debriyajını da çok sevdim. Telli olmasına rağmen oldukça yumuşak. Ama motorda en seveceğiniz şey kesinlikle alt devir torkları. Başka neyi anlatmalıyım bilmiyorum ya.
Bence şöyle yapalım. Ben şimdi şu Half Moto'nun adresini bulana kadar biraz kendi başıma takılayım. Siz de arada lütfen kanala abone olun. Biliyorum aranızda hala kanala abone olmayanlar var. Bir 5 saniye ara veriyorum kanala abone olmanız için. Ondan sonra motoru teslim ederken son bir bahseder, konuyu toparlarız. Hadi abone olun. Evet, lafı yavaş yavaş toparlayıp videoyu kapatmak gerekirse Tiger 660 Sport böyleydi sevgili dostlar. Amortisörlerinden bahsetmedim zannedersem. Amortisörleri ortada ve kararlı, çok sert diyemem. Yani konforu biraz bir Enduro'ya nazaran biraz düşük. Sertliği de görece biraz sert. Konforu nasıl derseniz, konforu yolda beni üzmedi. Ah belim oram buram demedim. Tabi çok fazla şehir içinde böyle viraj yatırma kaldırma imkanımız da olmadı. Ama amortisörleri güzel diyebilirim. Showa marka amortisörler güzel çalışıyor. Trident'inkiler daha böyle bir fren attığımda öne dalma yapıyordu. Bunda o dalma olayı biraz daha yok. Daha iyi. Son olarak neyini seversiniz neyini sevmezsiniz diye genelleyecek olursak da bir defa kıvrak oluşunu, ki kıvraklığını en başından beri kaç kere söyledim bilmiyorum. Yani motora biner binmez sanki daha önce 5000 kilometre yapmış edasıyla evirip çevirmeye başlıyorsunuz. Çok kıvrak. Bunu çok sevdim. Hafif oluşu, kıvrak oluşu en sevdiğim detayı oldu. Üzerinde iyi lastikler geliyor olması, efendime söyleyeyim. Ve tabii ki fiyatı. Yani bu fiyata orta sınıf makine maalesef ki kalmadı. Artık millet X-Max 300 lira falan 150 bin lira istiyorken 196 bin liraya böyle bir makine alabilmek nereden baksanız mantıklı. Ha, makine var mı derseniz makine de yok. O da ayrı mesele. Sıraya gireceksiniz ya da böyle ikinci eline 230-240 falan vereceksiniz. Bunlar sevebileceğiniz yönleri. Neyini sevmezsiniz? Gazını hiç sevmezsiniz. Aynı Trident'te başıma gelen şeyler, asla ve asla sevmedim. Sırf bunun için motor alınmaz mı, alınmaz, alınır mı? Bunun kavgasını edebiliriz isterseniz. Neyini sevmezsiniz? Kısa camını sevmezsiniz. Neyini sevmezsiniz? Yakıt tüketimini bilmiyorum. Üzerinde 6.4 gösteriyordu. Daha böyle Triumph'larla 5 litrelerin altında yakan arkadaşları da tanıyorum. Ama biraz gazlamayı seviyorsanız yakıt biraz yukarıda olabilir. Videomuz aşağı yukarı bu kadardı. Atladığım şeyler olabilir. Malum bu bir inceleme videosu değil. Bir metin üzerine konuşmuyorum. Tamamen hissiyatımı aktarmaya çalıştım sizlere. Konuyla alakalı sorup öğrenmek istediğiniz şeyler varsa mutlaka yorumlara bekliyorum. Atladığım, önemseyemediğim, düşünemediğim şeyler varsa bu noktada beni uyarırsanız sevinirim. Buradan da Half Moto'ya bir kez daha teşekkür etmiş olalım. Bize bu test imkanını sağladı. Kolay kolay bulup binebileceğimiz bir makine değildi. Burada da gene çok güzel, işte bak Rocket 3 var, Espin XR var, Java Perak var. Bak bu da bir sonraki testimiz bu olabilir ha, ne dersiniz? Bununla ilgili de yorumunuz varsa lütfen yorumlara yazın. Videomuzu da ufak ufak kapatıyoruz. Tiger 660 Sport böyleydi efendim. Umarım beğeneceğiniz bir içerik üretebilmişizdir. Bu tarz test sürüş videolarının devamının geleceğinin müjdesini de size buradan vermiş olalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Adventure İstanbul'dan bugünlük bu kadardı. Hoşça kalın.